merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımıza size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük nutkundan bir parça sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Bolu havalisinde asayişsizlik gittikçe artıyordu. İzmit'te Asım Bey'den sonra birinci fırka kumandanı olan Rüştü Bey'e bu hususta talimat verildi. Efendiler, 20 Kasım 1919 tarihinde İstanbul'daki teşkilatımızdan Kara Vasıf ve Miralay Şevket Bey imzalarıyla gelen bir şifrede Gebze Kaymakamı'nın muhalif olduğu ve bu kaymakamın türlü facialara cüret eden Yahya Kaptan'ın fenalıklarını örtmeye vesaireye başlayarak Kuvayi Milliye'ye leke sürmeye çalıştığı bildiriliyor ve kaymakamın yerinin başkasıyla değiştirilmesi söz konusu ediliyordum. Biz de bu fikri samimiyetle iştirak ederek meselenin Cemal Paşa aracılığıyla teminini cevaben bildirdik. Efendiler, bu Yahya Kapta meselesi devrim aşamalarından mühim birine dahil ve çok manidar olduğu için biraz ayrıntı vermeyi uygun gör görüyorum. Şimdiye kadar verilen bilgilerden anlaşılmış olacağını şüphe yoktur ki, karma, iç içe geçmiş, müşterek düşmanların tatbikine çalıştıkları planın mühim bir noktası da, memleket dahilinde asayişsizlik olduğunu ve Hristiyan unsurlara tecavüzlerde bulunulduğu keyfiyetini, fiili ve maddi eserler ve hadiselerle cihanın gözünde ispata ve bu fiil ve hareketlerin, Kuvayi Milliye tarafından yapıldığına iknaya yönelikti. Bu gizli ve alçakça maksadın temini için de malumumuz olduğu üzere bir takım çeteler teşkil ederek bilhassa Hristiyan ahali üzerine saldırmak ve bu çetelerin işleyecekleri cinayetleri milli teşkilata atfetmek yolunu takip ediyorlardı. Bu teşebbüsler az çok memleketin her tarafında filiz vermeye başlamakla beraber en mühim gelişme ve faaliyet İstanbul'a yakınlığı itibariyle Biga, Balıkesir ve bilhassa İzmit, Adapazarı, Bolu bölgesinde nazarı dikkati çeken bir manzara arz ediyordu. Biz bu hainane ve fakat İtiraf olunmalıdır ki çok ustaca teşebbüse karşılık fevkalade tedbir ve teşebbüs almak zorunda kaldık. Çünkü merkezi hükümet bütün bu düşman girişimlerini hakikaten kuvayı milliyeye atfediyor ve tepelenmeleri için şiddetli tedbirler alacak yerde durmadan heyeti temsilciyi suçlayarak ve ona baskı yaparak bu faciaların etkini olan düşman çetelerinin faaliyetini son vermeyi bizden talep ediyordu. Ne yazık ki hükümet bu fikir ve kanaatini İstanbul'daki teşkilatımızın reislerine de tamamıyla zerk ve telkine muvaffak olabilmiştir. Efendiler, bizim bilhassa İstanbul'a yakın olan, İzmit bölgesindeki tatbikini düşündüğümüz önlem orada silahlı milli müfrezeler teşkil etmek ve o havalide güvenilir olan kumandan ve subaylarımızın bu milli müfrezelere yardımı ve desteğiyle hain çeteleri takip ederek zararlarını ve vücutlarını ortadan kaldırmaktı. İşte bu maksatla vücuda getirebildiğimiz Milli müfrezelerin en mühimi ve kuvvetlisi. Bu Yahya Kaptan denmekle tanınmış bir fedakar vatanperverin idi. Merhum Yahya ile ilk münasebetimiz şöyle oldu. Bir gün telgrafçılar Sivas telgraf merkezine şu malumatı veriyorlardı. Gayet acil bir telgrafı alıkoydular. Yani Dersadette alıkonulmuş, alıkonulmuştur. Meali şudur. Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Dün İzmit'ten tavsiye edilen Yahya benim. Yarın akşam Kuşçalı telgrafhanesinde emrinizi bekliyorum. Kuşçalı Üsküdar ile Gebze arasında bir köydür. Hakikaten Yahya kaptan bana İzmit'te teşkilatımız tarafından tavsiye edilmişti. 4 Ekim 1919 tarihinde Kuşçalı merkezinden şu telgrafı aldım. Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Mühim ve gayet aceledir. Bendeniz size iki gün evvel İzmit'ten tavsiye edilen Yahya'yım. Eviniz üzere telgraf başında emirlerinizi almaya geldim. Nihayet yarın akşama kadar Kuşçalı telgrafhanesindeyim. İmza Yahya. Anlaşıldığına göre Yahya Kaptan İstanbul'dan telgrafının çekilmediğini anlayınca kendisi henüz Kuşçalı'ya gelmeden bu telgrafı Kuşçalı merkezine göndererek çektirmiş. Ben de şu emri verdim. 4 Ekim 1919 İzmit merkeze vasıtasıyla Kuşçalı Telgrafhanesi'nde Yahya Efendi'ye. Bulunduğunuz havalide kuvvetli bir teşkilat yapınız. Adapazarı Kaymakamı Tahir Bey aracılığıyla bizimle irtibat tesis ve temin ediniz. Şimdilik hazır bulununuz. İmza Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Reisi Mustafa Kemal. Efendiler. Yahya Kaptan aldığı bu emir üzerine teşkilat yaptı. Ve aylarca İstanbul'la temas eden muhitlerde hain çetelerin icraatına engel oldu. Sonunda İstanbul hükümeti tarafından katlettirildi. Gerçi Yahya Kaptan'ın faaliyeti ve feci surette şehadetinin vuku, bundan sonraki aylarla alakalı bir hadise ise de Burada vakaya temas edilmişken bir daha dönmemek üzere meselenin izah edilmesi uygun olur fikrindeyim. 24 Kasım 1919 tarihinde Kartal merkezinden şu telgrafı aldım. Köy içinde suçsuz adam öldürme, nahiye müdürünü herkesin önünde darp, köylerde gasp meselesinden dolayım, Yahya Kaptan'ı hükümete teslime mecburiyet el vermiştir. İçişleri Bakanlığı önemli bu meseleyi takip ediyor. Hükümetin müşkül durumda kalmaması. Yahya Kaptan'ın teslimini gerektiriyor. Devletlilerinin emrini makine başında bekliyorum efendim. İmza Kartal Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Heyeti Temsili Reisi Binbaşı Ahmet Necatim. Askerlerin ve resmi memurların bizim milli teşkilat heyetlerinin alenen riyasetlerini alması usulümüz değildi. Bir de bizim teşkilat nizamnamemize vakıf olması lazım gelen heyet reislerinin, heyeti temsiliyenin yalnız bir heyet olduğunu her yerde birer heyeti birer heyeti temsili olamayacağını bilmesi lazım gelirdim. Bu telgraf üzerine İzmit'te fırka kumandanına şu telgrafı yazdım. Sivas 25 Ekim 1919 İzmit'te 1. Fırka Kumandanı Rüştü Beyefendi'ye. 25 Kasım 1919 Kartal Müdafaa Hukuk Cemiyeti Reisi ünvanıyla Binbaşı Ahmet Necati Bey tarafından gelen bir telgrafta Adam Öldürme ve Nahiye Müdürünü Darp Köylerde Gasp meselelerinden dolayı Yahya Kaptan'ın hükümete teslimi mecburiyeti hasıl olduğu ve İçişleri Bakanı'nın da bu meseleyi önemli takip ettiği bildirilmektedir başından beri milli harekatta iyi hizmeti görülen bu zatın memleketimizin bu buhranlı zamanlarında hükümete teslimi asla uygun görülmemekte olduğundan işin hükümetin de nüfuzunu nazara itibarı almak suretiyle Yahya Kaptan'ın kanuni takibattan bu aralık kurtarılması hususunun tanzimi, Kartal'da Necati Bey'e icap eden talimatın verilmesi ve neticenin bildirilmesi önemli rica olunur. İmza heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşçakalın.